بسم الله الرحمن الرحيم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إذ نادى ربه أني مسني الدر أنت أرحم الراحمين فإن تولى فكل حسب الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Hasbunallahu ve ni'mel vekil. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya baki entel baki. Ya baki entel baki. Lillezine amenu huden ve şifaun. <laughs> 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 31. mektubun birinci kısmı her zaman hususen Magrib ve İşa ortasında 33'er defa okunması çok fazileti bundan meskur kelimat mübarekenin her birinin çok envarından birer nurunu gösterecek altı lemadır. Evet 20. mektupta da Magrib ve işa ortasında okunması çok fazileti bulunan dedi. Burada da aynısı geçiyor. Malum fecir sabah namazı doğum. Öğle namazı ise gençlik, zuhur, her şeyin açığa çıktığı namaz, yani tecelli ilahinin en böyle şenlikli, en cilvesinin azametini gösterdiği an zuhur namazı. Yani öyle diyoruz biz yani. Aslında zuhur, açığa çıktığı an. İkindi dediğimiz namaz asır namazı, olgunluk, gün doğdu, gençleşti, parladı. Sonra en kemaline geldi. Mağrib malum ölüm akşam namazı ve insanın zulümattan, yokluktan, karanlıktan kurtulmaya en muhtaç olduğu anda fenada fi zulumati en la ilahe illa ente inni kuntu minez zalimin Enbiya suresindeki ayeti kerime ve devamındakine gelenler. Yani bunlar böyle arka arkaya gelmiş. Her vakit ihtiyaç var her vakitten zulümattan kurtulmak insanın ihtiyacı var. Her vakit la ilahe illa ente subhanek inni minez zalimine ihtiyacı var. Ama özellikle akşam ölümü simgelediği için ve simgeden öte ölüm vakti akşam namazıyla girdiği için yatsı işa ise berzah, kabir, yokluktan varlığa çıkış. Yani o vakitlerde eskiden ecdat akşamla yatsı arasında camiye gidiyorsa yatsıyı kılıncaya kadar diyorlar camiden çıkmazdı. Yani o vakitlerde Rabbe iltica. O vakitlerde bu ayeti kerimelerden istifade. Evet. Meskur kelimat mübarekenin her birinin çok envarından altı nurunu gösterecek. Evet birer nurunu gösterecek altı lem'a birer pırıltıdır. Hazreti Yunus İbni Metta ala nebiyyine ve aleyhissalatu vesselamın münacatı en azim bir münacattır ve en mühim bir vesile-i icabe -i duadır. Şimdi Enbiya suresinde geçiyor. Enbiya suresinde Fena da nida etti. Fi zulümati zulümat karanlık değil. Yani karanlıkta varlık var. Mesela lambayı kapattın odanın içinde. Hiçbir ışık yok. Sızla dışarıdan gelen ışık da yok. Ama eşya var. Sen görmüyorsun. Zulümat ise, zulümat ise bunun çok ötesinde. Hiçbir şey yok. Sadece sen varsın. İçinde eşya da yok. Hiçbir şey yok. Zulüm zaten oradan geliyor. Zulümattan geliyor. Yani aşağı demek. Hiçlik, yokluk adem manasına gelir. Yani hiçlikte ve yoklukta nida etti. Ne dedi? En la ilaha illa. Senden başka ilah yok. Yani senden başka varlık yok. Senden başka mevcut yok. İlla sen varsın. Allah var yani. Diğer eşyaları mevcut denilemez onlar arzi yaratılmış sonradan olma zaten onlar da yok. Bu duayı kim söyledi? Nerede söyledi? Ne zaman söyledi? Halen de bu dua devam ediyor. Yani bu ayeti kelimenin tecellisi halen de devam ediyor. Biz dua makamında ayetten nur almaya devam ediyoruz. Subhanike seni tesbih ederim sen noktan, noksanlardan münezzehsin. İnni küntü münez zaliminse ise yani orada zalimlikten bu bizim bildiğimiz bu zalim hak hukuk tanımaz. Gasp eden, onu bunun mesela her şeyini gasp eden o aşağılık adi mahluklar değil. Yani onlar bunun içine dahil fakat sonsuz manasından bir manası biz aşağıyız. Yokuz, hiçlik alemindeyiz. Sen bizi varlık alemine çıkar. İnni küntü mine zalimin manasına gelir. Aşağıda bunu biraz daha genişletecek inşallah. Rabbim beraber anlayı münasip etsin. Yani Allah'ın her şeyini Allah'a iade ettiğin zaman vücudu ver, ruhu ver, kalbi ver, latifeleri ver. Bütün her şeyi sahibine iade et. Ne kaldı orada? Zulümat. Yani yokluk, yani hiçlik. İşte insan bu, hiç. Hiç yok yani. Allah hiçe şuur vermiş. Şuuru da yaratan o. O, bir, o yine bir varlık. O yaratılan hiç, yani hiçin başındaki şuur her şeye ihtiyacı olduğunu ancak bunu la ilahe illallah'tan başka kimsenin karşılayamayacağını bu vazifenin de subhaneke yani noksanıyla noksansızı gösterip onu tesbih etmek için yokluktan varlık alemine çıkmak istiyor. Bütün alem, bütün insanlık, bütün meleke ve bütün ruhaniyet. Evet. Bu duayı kim yapıyor? Hazreti Yunus İbn Metta ala nebiyine ala nebiyine ve aleyhissalatü vesselam. Orada Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam geçmedi. Fakat aleyhissalatü vesselam yapıyordu bu duayı. Evvelde bu duanın, bu ayeti kerimenin masarı ekmeli Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır. Ve ala nebiyyine bütün peygamberlerdir. Ve Hazreti Yunus ibn Medda'dır. Ne demek bu? Şu. Allah ilk yaratılan nur onun nuru. İlk yaratılan mahluk Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Cenab-ı Hak alem namını onu yaratıyor. Allah ilminde, ilm ilahisinde kendisini en fazla diyor tanıma isteğinde cüz'i iradesini kimin kullanacağını Allah sonsuz ilminde bildiği için en fazla Allah'ı isteyen o olacağı için irade aleminde en fazla iradesini kullanan onun olacağını bildiği için Allah onu evvel ve ilk ve özel ve ısmarlama yaratmıştır. Ismarlama yaratıldığı için Hz. Muhammed olmadı aleyhissalatü vesselam. İlk evvel o yaratıldı, iradesini Allah nasıl kullanacağını bildiği için onu o şekilde özel yarattı. Ve bütün alemin yokluktan, kendimize göre, mesela Allah'ın ilminde yokluk yok ama Allah'ın ilmi bize meçhul. Yokluktan, hiçlikten, varlık alemine çıkma duasını yapacağımızı Allah bildi. Bak ilminde Allah bunu biliyor. Bütün alemdeki bütün duaları üzerinde toparlayıp bütün duaları üzerinde toparlayıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı alem namına önce Nuru Muhammed'i yarattı ve alem namına ona fenada nida ettirdi. Nerede? Zulümatta. Yokluk aleminde bu tarafa getirip nida ettirdi. La ilahe illa bizi varlık alemine çıkaracak olan ancak sensin. Buna iman ettik. Bize de çıkar ki seni tesbih edelim. Subhaneke. İnni küntüm bile zaliminse bu bizim bildiğimiz zalim değil. Biz her zaman sana göre yokuz, hiçiz. Zulümattayız yani. Bizi nurlandır. Evet. Çünkü ve Vesselam'ın gizli geçmesinin Allah bilir. Bir hikmeti çünkü vücuden en son yaratıldı, nur, nur olarak evvel yaratıldı. Hatta kendisi buyurdu, Aleyhisselam miraç risalesine geçer. Hazreti Adem Aleyhisselam geçer dedim yani o bahiste beraber işlemiştik geçerden yani orada yazan değil bu. Hazreti Adem diyor bedenle ruh arasındayken ben orada nebiydim diyor, peygamberdim diyor, hazırdım diyor, mevcuttum diyor. Ayeti kerime de Allah buyurur, düşün o zamanı ki efendimize hitap eder. Rabbin yerde bir meleki yaratacak, şey Rabbin yerde bir halife yaratacak. Düşün o zamanı ki der. Demek ki daha Hz. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın bedeni yokken, ruhu yokken halife yaratılacağını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak bildirir ve o zamanı ona düşündürür. Demek ki o mekanda hazırdı. Yani bu duanın aslı orada yapıldı. Yani bu bir ucu. Bunun sonsuz açılımı, sonsuz manaları namütenahi böyle genişliği var. Hazreti Yunus İbni Mettaya ve bütün nebiler yaratıldan bütün nebiler ve bütün insanlık alemi bütün melaikeler bütün mahlukat varlık alemine çıkan bütün alemdeki bütün mahlukatın bu duayı yani yokluktan varlığa geçme isteğini Allah ilminde gördü görüyordu zaten bildi ve iradesiyle murad etti ve o yarattığı mahlukatı varlık alemine çıkardı. Evet. Yani en azim bir münacattır. Çünkü en büyük bir duadır. Dua nedir? İhtiyaç. İhtiyaç nedir? Aslında ihtiyaç nedir derken şu, ihtiyaç ne için verilir? İhtiyacını görecek zatın varlığını, sultanının varlığını ihtiyaç vesilesiyle ona yakınlaşmak için ihtiyaç. Yani ona yakınlaşmak için dua edilir. Yani bakkal gibi alışveriş için benim bu ihtiyacım var sen de bunu ver böyle dua edilmez sensin bunu yapan ben seni tanımak istiyorum bu ihtiyacımı merdiven yapıyorum vesile yapıyorum aslında ben seni bilmek istiyorum ya Rabbi yani en azim münacattır en büyük dualardan biridir en azim münacattır ve Allah bu duaya vesileyi icabet etmiştir ve alemi yoktan var etmiştir yani birinci lemada balığın karnına Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın düşmesi bunlar mesela gerçektir, hakikattir. O ayetin tecellileri asıl buradaki ana şey, ana yokluktan bizi varlık alemine çıkartan La ilahe illallah'tır. Onu subhaneke tesbih etmemiz lazım. Ama sen her zaman inni küntü zalimin yani zalimin derken aşağısın kulsun, mahluksun ve o mahluk halikin aynası olabilir önce. Yani bir manası da budur. Ya yani bütün bir alem bu duayı her an şu anda yapılmaya devam ediyor. Bu ayeti yaratılan bütün alem her an okuyor. Çünkü her an alem yokluğa gidiyor. Her an alem yokluktan varlık alemine geliyor. 0 1 0 1 diye çalışıyor. Yok oluyor, var oluyor. Yok oluyor, var oluyor. Zerre risalesine bakabilirsiniz. Evet diğer bir içindeki bir mevzu da yani birinci ama ben okudum bunu yüz kere okudum bin kere okudum kardeşim bir milyon kere oku içinde sonsuz mana var. Allah'tan bu manaları istidraç etmeyi hissettirmeyi duyurmayı duyulmasını bilmeyi ve buna ebediyen tahsil etmeyi şey, dua etmemiz lazım. Evet. Hazreti Yunus i̇bn Metta yani bir başka şeydi. Metta mübarek validesinin ismi. Rahmetullahi aleyh burada bazı alimlerin ifadesiyle babası iman etmedi. Babası çoğu peygamberin belki de babası iman etmemişti. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın babası iman etmemesi gibi. Fakat validesi iman etmişti. Babası iman etmediği için akrabalık düşüyor. Yakınlık bitiyor. O yüzden soy babadan gittiği için gittiği halde Allah babasının nazarı almadı. Senin oğlun değil bu. Bu Metta'nın oğlu. O yüzden Hazreti Yunus İbni Metta dendi. Yani bu annenin oğludur. Bunun soyudur bu. Babasının soyu değildir. irtibat koptu. Hatta Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir hadis-i şerifi var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam hakkında bir hadis-i şerif var. Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam diyor ki mahşerde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın diyor ayağının diyor önüne babası düşecek. Rabbim diyecekmiş babam. Allah diyor içini dışına çevirir. İkinci lemaya bakabilirsiniz. Böyle içini dışına çevirir. Yani ruhundaki asıl mahiyetini dışa çevirir. Sırtlan suretine döner. Dört ayaklı sırtlan olmaz. Ama döndüğü suret ancak dünyada sırtlan ile tasvir edilebilir. Orada der ki akrabalık bitti. Akrabalık imanla olur. Ancak müminler kardeştir. Yani aynı ruhu paylaşanlar, değil mi? İman edenler kardeştir. Aynı anne babadan doğanlar eğer ehli imansa kardeştir yoksa karındaştır. Yani Hz. Hamza ile Ebu Leheb kardeş değildir, karındaştır. Hz. Hamza radıyallahu anh da Hz. Vahşi kardeştir. Evet. Rahmetullahi aleyh. Yani Hz. Vahşi rahmetullahi aleyh kardeştir. Ya yani burada ince bir ifade. Yani peygamberin babası da kafir olabilir, annesi de kafir olabilir, oğlu da kafir olabilir. Eğer bir peygamber evladım varsa babası ona göre imtihan olur. Değil mi? Eğer babası adamın peygamberse Hz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gibi ona göre imtihan olur. Bunu genişletirsen Rusya'daki bir adamın kapısına bir adam gider, bir kelime söyler veya bir yerde bir şey yapar. Niyeti buysa Allah ona iman nasip eder. Ama adam Efendimiz'i görür Aleyhisselatü Vesselam. İşte iman etmez ben de biliyorum peygamberdir der Ebu Cehil olur bilmem nerede bir yer birisi denk gelir bir yerden bir ayet denk gelir mutlaka herkesin kapısına iman gider gitmeyen hiçbir insan yoktur ama Allah iradesiyle iradesiyle kulun kapıyı açma isteğini ister açan yine olur ama isteğini görmek ister istemiyorsa o iman içeri girmez yani şunu diyemezsin ben Müslüman bir aileden yaratıldım işte ben işte kulağıma ezan okundu, şöyle oldu, böyle oldu. Adam Rusya'da yaratıldı. Onun kabahati neydi? Bu benim şeyim neydi? Eğer sen bin yıldan beri diyelim alemi İslam'ı içinde bulunduran, evliyaları yetiştiren bir milletin içinden, Anadolu'dan çıktıysan Allah sana bin kere hesap soracak. Ama adam anası babası diyelim ki ehli iman değil. Rusya'da veya orada burada mesela kuzeyde yani veya güneyde fark etmez yani. Eğer Müslüman memlekette doğmadıysa Allah ona 10 on altın vermiş, 10 altın hesap soracak. Bir de şöyle bakman lazım, atomları, zerreleri idare eden, küreleri idare eden bir Allah'ın varlığına iman ettin. Cüz'i iradesiyle Allah'ı tanımak istemeyen bir adamın kapısına imanın nasıl gidemeyeceğini veya bu adam ne olacak diye nasıl soru sor, 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 sorabilirsin? Ha? Sen mi şefkatlisin, Allah mı şefkatli? Mutlaka ona hayatında birçok kere kapısına iman gelir birçok tebliğler yapılır. Ve çok da görülür. Efendimiz'i görmeden iman eden Veysel Karane Hazretleri var. Ali Evliyaların başı diye geçer bir cihetten. Onu görmeden iman eden, etme makamında. E diğer tarafa baktığın zaman onu gördüğü halde, el emin dediği halde ve kendi içlerinden çıktığı halde iman etmeyen değil mi? Bir sürü insan da var. Müşrikler de var. Evet. E bu da ona bir cevap olabilir. Yani Hazreti, Hazreti Yunus İbni Metta, annesinin oğlu. Babası yok. Çünkü akrabalık da imanla akrabalık olur. Evet. Münacattır. Yani bu yokluktan varlığa çıkma. Varlıkta devam etme. Her an la ilahe illallah'tan medet alma ve o aldığın medede subhaneke ile tecellisini geri iade edip ama kendini inni kuntü mine zalimin görme. Her an buna muhtaçsın. Her an bu olaylar oluyor. Bunun farkına varman lazım. O yüzden yukarıda der. 33'er defa okunması her zaman, hususen akşamla yatsı arasında yokluktan kurtulmak için, varlık aleminde kalmak için çok fazileti ve çok bereketi ve çok nurları var. Evet. Gelelim diğer tarafa. Yani bu böyle bu çok açılımı var. Bir sürü karanlık var. Balık var. Yokluk var. Hiçlik var. O yokluktan kurtulan, kurtaran bir Rabb-ı Rahim var. İşte burada gerçek olmuş bir olayla bunu en avamdan en havasa kadar herkese izah edecek. Yoksa mesela balığın karnına düşmüş bir peygamberi anlatmak değil. Orada hikaye anlatmak, öykü anlatmak, kıssa anlatmak değil mesele. Onun manası asıl asıl nereye baktığını izah etmek. Fakat çocuk da bunu dinler. Hazreti Cebrail Aleyhisselam da bunu dinler. Herkes kendine göre dersini alır. Evet Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssayı meşhuresinin hülasası. Yani asıl özü lazım bize. Denize atılmış. Büyük bir balık onu yutmuş. Yani o balık karanlık, yokluk, zulümat. Deniz Evet, deniz fırtınalı. Denizde sağa solu önü arkası yok yani. Karanlığın içinde bir karanlıkta, değil mi? Yani bir toprak değil bak. Denizin içinde bir balığın içinde. Yani böyle su akıntı, yani akıntı. Yani tamamen hiçlik bilinmezlik böyle. Evet, balığın içinde denizin içinde gece karanlığında, gece kalı. Yani hava bulutlu bir nur yok, bir ışık yok, bir yıldız yok. Üst üste üç karanlık var. Ana rahminde de üç karanlık var, değil mi? Yani ben tıp ilmine vakıf değilim fakat böyle bilenlerden öğrenmiştim. Üç üç karanlık içinde diyor Kur'an-ı Kerim'de de işte plasenta var, işte anne vücudu var, şu var. Üç karanlıkta. Orada da burada da üç karanlık var. Balığın karnı, deniz ve gecenin karanlığı. Üç karanlığın içinde. Evet. Her taraftan ümit kesik bir vaziyette. Her taraftan. İşte bazen mümin bu hale düşer. Ya sahibel Guraba der, ey gariplerin sahibidir, değil mi? Peygamberler bu hale gelir. Firavunlar hayatları boyunca hiç azze düşmezler ki Allah diye bir şey ihtiyaç olsun onlara. Allah onları son nefeslerine kadar azze düşürmez hep kendilerine güvenirler, ecdatlarına güvenirler, mülklerine güvenirler. Allah'a hiç aramazlar. Ama bir mümin, bir mümin azze düştüğü zaman, evet, ümit kesildiği zaman, o müminde öyle bir latifi Rabbaniye var ki, kalbinin en derinliklerinden La ilahe illallah diyebilir böyle. İşte bu berzak, berzah balığında da böyle olacak. Kabir balığı gelecekte bizi yutacak mal, evladın, makamın, mevkinin geri döndüğünü göreceğiz yakın bir zamanda. O kabrin karanlığının içinden bizi çıkartacak sensin. Yani o anda böyle ümit kesilecek. Yokluk alemi gibi bir alem olacak. Değil mi? O anda işte o zulümatta La ilahe illallah imdada yetişecek. Evet. Subhaneke inni küntü minez zalimin münacatı ona süraten vasıtî Necet olmuştur. Sür atan diyor. Ne kadar kaldığını bilmiyoruz. Allah biliyor. Büyük balık da Allah alem bazı rivayetlerde balina balığı olabilir. Çünkü dışarı çıkıp nefes alıyor. Fakat çıktığı zaman Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın o kadar çok kalmış derilerinin yüzüldüğünü biliyoruz. Mesela Hazreti Musa Aleyhisselam 40 yıl Firavun'dan çekiyor. 40 yılda Kızıldeniz'i geçtikten sonra kavminden çekiyor yine Kudüs'ün muvaffak olamıyor fethine. Yani süraten vasıta necet olmuş. Yani süraten dediğin zaman bir dakika, iki dakika, üç dakika değil. değil mi? Allah biliyor. O münacat edildikten sonra belki süraten vasıta necet olmuş. Bir anda karanlık nura dönmüş yani. O münacatın hemen arkasında. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki o vaziyette esbab bir külliye sükut etti. Yani bir mümin şuna buna bel bağlayamaz. Şu bizi koruyor, bu bizi koruyor, bunu koruyor, bu bizi muhafaza ediyor, bu bize sahip çıkıyor. Bunlar bize yemek veriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor diyemezsin. Bunların perdesi arkasında bakan bize Allah'tır. Vesileye teşekkür edersin, dua edersin. Muhabbet gösterirsin ama onu Allah gibi övemezsin. Onu müsebbibul esbab bilemezsin. Sadece esbab olarak görebilirsin. Esbab bir külliye sukut etti. İşte hayatın belli dönemlerinde esbab sukut eder. Sebepler çöker. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa hem denize hem geceye hem cevi semaya geçebilsin. Hükmü her şeye geçen bütün alemin sultanı ve seni bütün alemde yarattığı mahluklar içinde en kıymetli mahluk olarak mümin olarak yaratıp bütün böyle sonsuz namütenahi muhabbetiyle senin üzerine tetriyen Rabbini bulman için esbabın bir külliye sükut etmesi lazım. Her taraftan ümit kesik bir vaziyette olması lazım. Çünkü onun aleyhine gece, deniz ve hut ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir zat onu sahil selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar yine beş para faydaları olmazdı. Demek esbabın tesiri yok. Evvele git. Neredeydik yüz sene önce? Yoktuk dünyada. Diyeceksin ki kavlu bela dedik. Evet. Amenna. bunda şüphe kavli beladan evvel ne vardı Yoktu, hiçtik hangi sebep bizi yokluktan varlığa getirebilir hiçbir sebep getiremez ancak kim getirebilir la ilahe illallah getirebilir demek o zaman esbabın tesiri yok kavli beladan bu bedenin içine bu ruhu kim yerleştirir la ilahe illallah yerleştirir o zaman esbabın tesiri yok esbab ne o zaman sebep ne onun hikmet dairesinde yarattığı mahlukatın hikmetin bazı mesela hikmetlerini idrak edemeyen insanların itirazları sultanı kainata gidip de yoldan çıkmamaları için Allah'ın icraatının önündeki perdelere esbab denir, sebep denir. Bir perdesi bu. Diğeri de, diğeri de mesela güneşten direkt ışık gelse dünyayı yakar. Yedi kat böyle bir atmosfer var. Şeffaf bir perde konmuş güneşin o ışığını azaltıyor esbabın bir vazifesi de mahlukat tecelli ilahiye dayanamayacağı için Allah araya perdeler yaratıyor ki tecelli ilahi kaldırabilsin hikmet dairesinde fakat onlara tesir vermemiş yani onlara tesir yok demek esbabın tesiri yok müsebbibul esbabtan başka bir melce olmadığını aynı lekin gördüğünden sırrı ehadiyet nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için sırrı ehadiyet şu bana şah damarımdan daha yakın bir Rabbim var şah damarı boyundaki damar değil o da var aslı hayat ruh ruhumdaki hayat tecellisi şah damarı yani yani Allah'ın oradan hayatın tecellisini aksettirmesi yani bana benden daha yakın bir Rabbimin tecellisi var ama bu bir sır üstü örtülmüş işte bu sırrı ehadiyet işte bu dua ile, iltica ile, ihtiyaç ile, esbaptan yüzünü çevirmek ile, bütün esbabın bir külliye sukut etmesiyle, nur tevhid, yani La ilahe illallah'ın nuruyla, benim karanlık alemim aydınlatırsa, aydınlanırsa, bir de bakacaksın ki, sana senden daha yakın, bütün alemin sahibinin teveccühünü, muhabbetini, rahmetini, dostluğunu, işte var olan o sırrı ehadiyet görmediğin Rabbini görmeye başlayacaksın. O zaman her yer nuru ilahiyle dolacak. Sana sana senden daha yakın dost istersen Allah yeter manasında Rabbini bulmuş olacaksın. Evet şu münacat birdenbire geceyi denize ve kutu musahhar etmiştir. Zaten gece ve deniz ve kutun perdeleri yırtıldı nur tevhid içinde sırrı ehadiyet yani Cenab-ı Hakk'ın sana bakan ehadiyet sırrının cilvesi açıldı. Ondan sonra da o esbab, esbab da denizde, hutta, bütün karanlık dağıldı. Hepsindeki tecelli ilahi, tecelli rahmet gözüktü. Her şey sana dostluk yüzünü göstermeye başladı. Evet. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a baktığın zaman değil Mekke'den hicreti nasıl bir düşmanlıkla gitti. Fakat bütün mahlukatın dostluk ve dostluk vehçesi açıldı. Mekke'ye geri dönüşü. Fakat bize bakan ne şu, bize bakan tarafıyla. Yani bu her şeyden ümit kesik bir vaziyetteyken Rabbini buldun. Allah bulmayı nasip etti. Estağfurullah. Esbab perdesi yırtıldı. Her şeyde dostluk yüzünü göstermeye başladı. Bu sefer Allah muhafaza insan nefis taşıyor tekrar dönüp de o pırıltıları o zannedip hakiki nuru tevhidi unutma tehlikesi var. Yani sabır imtihanının bitirdikten sonra sabır imtihanı her şeyin düşmanlık yapması. Bütün alemin böyle düşman olması tek olan Allah'a gitmen. Allah'tan başka hiç kimsenin kalmaması o perdeleri yırtıp Rabbi Rahim'i bulman. La ilahe illallah'ın sırrına girmen o acizlik ve fakirlikle o kapıyı çalıp sırrı tevhid içinde şey sırrı hediyet içinde nuru tevhidi bulman. Bulduktan sonra şükür imtihanı başlar. Her tara herkesten dostluk vehçeleri gözükür. O zaman işte o sabır imtihanında bulduğun değil mi? Nuru tevhid ile bulduğun sırrı hediyeti kaybetme tehlikesi var. Daha fazla üstüne gidebilirsin o her bir aynayı bir araya getirip karanlıkta bulduğun yani zulümatta bulduğun Rabbinin daha geniş bir manada varlık aleminde müşahede edebilirsin. Ama ona da sağlam bir kalp, sağlam bir ruh, latifeler lazım. Evet. O nuru tevhid ile hutun karnını bir tahtel bahir gemisi hükmünde getirip zelzeleli davarı envaç dehşeti içinde o denizi o nuru tevhid ile emniyetli bir sahra, bir meydanı cevelen ve tenezürge olarak onur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp yani bir anda karanlık semayı bir anda böyle bir günde diyor. Nuru ilahiyle doldurabilir. Bir günde süpürebilir. Yani bir anda karanlığı nuru enkilabettirebilir, ettirebilir. Nuru karanlığa da enkilabettirebilir. ettirebilir. Ve huve küllü şeyin kadir bahsine bakmak lazım değil mi? O her şeye kadirdir. Evet, emniyetli bir sahra, bir meydana cevelen ve tenezzül, tenezzülgahı olarak onur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Yani koskoca ayı ve güneşin sahibini buldun, onun dostluğunu buldun, onun muhabbetini kazandın. O zaman onun mahlukatı olan kamer senin bir lamban oldu. Yani çünkü sultanı tam buldun. Koskoca güneş bir soba ve lamba hükmüne geçti. Bütün dünya ayağının altında bir gemi hizmetkar hükmünde kaldı bütün dünya. Çünkü sahibini buldun. Her şeyin sahibini bulduğun için başka şey bulmaya gerek kalmadı. Her taraftan onu tehdit ve tazdik eden o mahlukat her cihetle ona dostluk yüzünü gösterir. Başka bir mana olarak şunu da anlayabilir adam. Adam şöhret sahibi de olabiliyor. Malı mülkü de oluyor. Her şeyi elinde oluyor. Fakat ölüm gelmeden önce ölüme gidip intihar ediyor. Çünkü her şeyin sahibini bulmazsa her şey ona düşman olur. Malı da, mülkü de, evladı da, kendi de, vücudu da, nefsi de her şey düşman olur. Çünkü asıl sahibini bulmadı. Malın sahibi, malın sahibinin önünde malını gasp etti. O yüzden o ağırlığı kaldıramadı hayattan belki de bazıları sıfatları konuşuyoruz burada istifa etti fakat sahibini bulursa malikini tanırsa bu sefer ne oldu bir kuru ekmek bile yese değil mi? en ala baklavayı bile yese en adi yerlerde bile bulunsa en ali yerlerde bile bulunsa hiçbir şey ifade etmiyor her şeyde dostluk yüzünü görüyor her şeyde Allah'ın rahmetini kokluyor onu müşahede ediyor ve her şey ona gülümsemeye başlıyor. Bütün alem bir nevi cemaati ve kardeşi hükmüne geçiyor. Evet. Ta sahili selamete çıktı. Şecereyi yaktin altında o lütfu Rabbani'yi müşahede etti. Evet. Lütfu Rabbani'yi müşahede etti. Rabbini buldu. İşte Allah bunu bize niye anlattı? Değil mi? Neden ayeti kerimeye girdi bu? Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Çok balık var. Balıktan mana karanlık. Zulümat. O zulümattan kurtulmamız gerekiyor. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden yani balığın karnındaki vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Çünkü yevmil beter, ahir zamanın sonundayız böyle. Dışarı çıktığın zaman 100 tane günahın hücum ettiği, Allah'ın ve ahiretin unutulduğu bir döneme. Fakat harikalar asırda deniliyor aynı zamanda. Kazanmanın da en büyük olduğu ve bizden önceki kavimlerin, cennete giden kavimlerin çektiği sıkıntıların belki binde birini bile çekmeden en büyük makamlara ulaşılabilecek bir döneme denk gelmiş. Fakat tehlikeli bir dönem. Yani bir lokmada, bir danede, bir ışıkta, da, bir işarette bir gecede adam batabilir. Yani gece mümin yatar diyor, sabah kafir kalkar. Gece diyor kafir yatar, sabah diyor mümin kalkar. Yani yüz derece daha korkunç bir vaziyetteyiz. Her an La ilahe illallah subhaneke inni küntüm mine zalimine o zulümat yani ahir zamanın karanlığından kurtulmak için zulümatından nefsin zulümatından kurtulmak için hayatın dağdagalarından kurtulmak için bütün belalardan, musibetlerden, fasıklardan, münafıklardan, inni ve cinni şeytanların zulümatlarından, nefsin zulümatından kurtulmak için her an La ilahe illallah'la nefes almaya ihtiyacımız var ve muhtacız. O yüzden 100 yüz derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Gecemiz istikbaldir. Bir parantez, Hz. Yunus aleyhisselam balığın karnında ruhun ufkuna yürüseydi, vefat etseydi, e, şehit olacaktı zaten peygamberdi. Fakat ahir zamanın karanlığında, yokluğunda, hiçliğinde vefat eden bir adam değil mi? Ebediyen zulümatta kalacak. Ebedi karanlık olan cehenneme gidecek veya cehennemin daha alt tabakası olan süfyanların, deccellerin, firavunların, nemrutların gittiği esfel-i safilinle işaret edilen cehennem dahi olmayan, zebanesi olmayan, yani çektiği günahın o azabından mesela kurtulup vicdanı ferahlamayan yokluk dibi olan zulümat alemine düşecek. Zulümat alemine. Evet. O yüzden gecemiz istikbaldir. Yani sonumuz belli değil. Fakat bunları duyup büyük bir zatın ifadesi de var ya yani sonundan korkman gerekir. Bir adam sonundan korkmuyorsa o adamın sonundan korkulur. Bir adam sonundan korkuyorsa Allah'ım imanına gitmek istiyorum yardım et yardım et diye böyle medet istiyorsa, tirtiyorsa Allah'ın izniyle inşallah onun sonundan korkulmaz. Çünkü korkan adam dua eder, tedbir alır, rahmete iltica eder. Allah da bundan geri çevirmez, mahrum bırakmaz. İstikbalimiz nazarı gafletle onun gecesinden 100 derece daha karanlık ve dehşetlidir. Yani binlerce imansız giden adam var. Yani bin kişide bir kişi diyor bir hadis-i şerifte kurtulabiliyor. Ahir zamanda binde bir mi onu da bilmiyorum. Evet yani denizimiz şu sergerden kürre zeminimizdir. Hz. Adem'den aleyhisselamdan bugüne kadar gelen bütün insanlar atları, sanları, makamları, mevkileri kayboldu. İşte şu toprak denizin içine girdi ve yutuldu ve kayboldu. Değil mi? Oradan tekrar bizi mahşere çıkaracak. La ilahe illallah'tır. Değil mi? Her tarafta zulümat var her zulümatta da la ilahe illallah var. Ha demek burada mesela bu birinci lemaya bakarken hani Hz. Yunus'un balığın karnına düştü orada şey oldu falan oradan çıktı sonra şu, kurtuldu öyle oldu böyle oldu. Ya kardeşim Allah orada bunu balığın karnından çıkan bir mübarek peygamber efendimiz Aleyhisselam'ın hikayesini anlatmıyor. Orada o kıssayı şerifin arkasında kaç tane balık olduğunu bana göstermek istiyor o zulümatlardan kurtaracak olan La ilahe illallah'a sımsıkı sarılmam gerektiğini ifade ediyor. Evet. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Kaybolup gittiler. Atları sanları silindi. Hepsi dünyalı ni ni nikah yapmak istedi. Nişanlıyken yok oldu gittiler. Hiçbirli de nikah yapılmadı. Kayboldular. Söndüler. Bedenen. bedenin Hiçlik alemine gittiler değil mi? Nerede o insanlar? Şu anda onların varlığını en büyük şahit biziz. Yani onların devamı, ecdadı. Dedenin adına şu, onun adına şu, onun adına şu. E ondan sonra çoğu insan üç nesilden sonrayı bilmez. Hani özel durumlara çoğu insan bilmez. Evet. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Evet, bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden bin derece daha korkuludur çünkü oraya doğru gidiyorsun, oradan seni tekrar getirecek olan Rabbin'e tam itimad edip, tam o sırrı tevhidin inkişaf ettiğin la ilahe illallahla ancak oradan çıkabilirsin. Bütün dünya birleşse beş para faydası olmaz. Kendilerini kurtaramazlar ki seni kurtarsınlar. Evet, bizim başka bir huta geldik, balığa geldik. Hevai nefsimiz öyle bir zulümat, öyle bir karanlıktır ki evet hevai nefsimiz hutumuzdur. Nefsimizin arzuları, değil mi? nefsimize ittiba ettiğimiz zamanlar, karanlık alemine girip Allah'la irtibatımızın kesildiği anlar. O hut, yani bu nefsimiz, evet, hevai nefsimiz hutumuzdur. Hayatı ebediyemizi sıkıp mahfına çalışıyor. Bu hut, onun hutundan bin derece daha müzirdir. Çünkü onun hutu yüz senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz ise yüz milyon seneler hayatın yani sonsuz hayatın mahfına çalışıyor. Madem hakiki vaziyetimiz budur. madem bu kadar karanlık ve karanlık içinde, zulümat zulümat içinde, nefsimiz var, ahir zaman var, kabir var, cehennem var. Yani o kadar çok karanlık var ki her an yokluktan varlık alemine gelme ihtiyacımız var. O zaman her an La ilahe illallah'tan nur alıp o zulümatı kullanıp o zulümat nurlanıp sırrı tevhid, nuru, sırrı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf edip Rabbimizi bulup sahili selamete çıkıp se se seri kalbi, kalbin selametini bulup o ruh ufkunda yürümemiz gerekir. Evet. İktidarın umum esbaptan yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya müsebbibül esbab olan Rabbimize iltica edip La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin demeliyiz. Ve aynı elle anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle yani dünyaya ehemmiyet vermemiz, kalben dünya muhabbetinden kurtulamamız, Allah'ı unutmamız sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve hevai nefsin zararlarını defedecek yalnız ozat olabilir ki istikbal tahtı hükmünde, dünya tahtı hükmünde, istikbal tahtı emrinde, nefsimiz taht idaresindedir. Yani her şeyin anahtarı elinde, her şeyin sahibi olan Allah'a iltica eden kurtulur iltica etmeyen zulümatta kalır. Acaba halık Semavat ve Arz'dan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek, en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bildiğini onlara yaptığı mukabelelerle bize gösterip o alemin ilahı olduğu halde en küçük mahlukuna tenezzülü ilahi olarak tenezzül edip onun en ince ve en gizli kalbinin hatıratına dahi muhabbet ettiğini ve karşılık verdiğini o mümin kulun kalbini duyuran evet böyle bir Rabbimiz dünyanın yüz bin boğucu envacından bizi kurtaracaktır. Ondan başka kimse olamaz. Haşa. Zatı vacibül vücudun başka hiçbir şey hiçbir cihetle onun izin ve iradesi olmadan imdat edemez ve halasker olamaz bizi ondan başka kimse kurtaramaz. Ve bunu hayatındaki bütün hadiselerle tasdik edersin. O İhlas Risalesi'nin birinci düsturunda var. Amelinde o zaman sadece hakkı, rıza ilahi olmalı. Halkı değil, hakkı razı etmeye bak. O razı olsa diyor, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Dünyanın kendine faydası yok ki. Ne ehemmiyeti olsun. O kabul etse, o kabul etse, bütün halk, bütün ülke, bütün bilmem ne reddese diyor tesiri yok. Onlar ilah değil ki tesiri olsun. O razı olduktan sonra diyor, kabul ettikten sonra Allah yani. İsterse Allah, Allah'ın hikmeti iktiza ederse, yani bir tebliğ, bir irşat, bir vazife varsa, sizler halkın razı olmasını istememek şartıyla halkları Allah razı eder. Ama sen razı ettikten sonra da Hakkın rızasına bakarsın. Halkın rızasına bakmazsın. Halk da dua makamında hak namına senden razı olursa, hak namına memnun olursun. Yoksa halkı hakka şirk yapmasın. Evet. Madem hakikat budur, hakikatı hal böyledir. Nasıl ki Hz. Yunus Aleyhisselam'ı o münacatın neticesinde hutu ona bir mergub, bir tahtel bahir, denizi güzel bir sahra. Evet. Sahra ve gece mehtaplı bir latif suret aldı biz dahi o münacatın sırrıyla la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin demeliyiz la ilahe illa ente subha cümlesiyle istikbalimize subhaneke kelimesiyle dünyamıza inni kuntu minez zalimin fıkrasıyla nefsimize nazar merhametini celbetmeliyiz ta ki nuru iman ile ve Kur'an'ın mehtabıyla yani Kur'an müminlere şifadır değil mi? Kur'an'ın mehtabıyla o ayetlerin nuruyla kelamullahın kuvvetiyle ve kudretiyle evet istikbalimiz tenevvür etsin ve gecemizin dehşet ve vahşeti ünsiyet ve tenezzühe inkilab etsin ve mütemadiyen mevt ve hayatın değişmesiyle seneler ve karınlar envacı üstünde Hadsiz cenazeler binip ademe atılan dünyamız ve zeminimizde Kur'an-ı Hakimin tezgahında yapılan bir sefini manevi hükmüne geçen hakikati İslamiyet içine girip yani yokluk alemine giden bütün mahlukatın yokluğundan kurtulmak için Kur'an-ı Hakimin tezgahında yapılan hakiki takvaya girip İslamiyetin selameti içine girip bu hakikatları hayatımıza tatbik edip evet sefini manevi hükmüne geçen hakikat İslami içine girip selametle o denizin üstünde gezip yani o musibetlerin üzerinde gezip o musibetlerin dostluk vehçesini görüp ta sahili selamet olan cennete çıkarak hayatımızın vazifesi burada sahili selamet berzaha imanlı gitmek kabir aleminin kapısına imanlı geçmek sahil selamet sekeratta düğün gecesi hükmünde imanı kamil ve hüsnü hatime ile bu dünya defterini kapatıp ahiret defterini açmak ve hakiki sahil selamet olan cennetin kapısına kavuşup Rabbi Rahim'in cemaline muvaffak olmak. Evet. O denizin fırtınaları ve zelzeleleri sinema perdeleri gibi tenezzühün manzaralarını tazelendirmekle yani dünyada çektiğin o fırtınalar, zelzeleler, gidişler, gelişler, o kadar zahmetler cennet köşklerinde, cennet bahçelerinde, cennet tahtları üzerinde birbirine hatırlatacak hatıratı dünyeviyeler ve ebediyen ferahlatıp ebediyen ferahlatıp onların meyvelerinden ebediyen istifade edeceğin güzel tenezzülgahlar olsun. Dünyada çektiğin o sıkıntılar nazarı ibret ve tefekkürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın. Hem o sırrı Kur'an'la o terbiye furkaniye ile sırrı Kur'an ve terbiye furkaniye. Yani Kur'an dersleri olmazsa değil mi? Bunlar Kur'an'ın dersleri, risale Nur'un dersleri değil. Yani bunlar olmazsa selamete kavuşamazsın. Yani sırrı Kur'an'la terbiye furkaniye ile nefsimiz Allah'ın izniyle bize binmeyecek cehenneme bizi götürmeyecek. Merkubumuz olup, bineğimiz olup bizi ona bindirip hayatı ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun. Elhasıl madem insan mahiyetinin camiyeti itibariyle sıtmadan yani virüslerden, vebadan, bulaşıcı hastalıklardan, küçücük mikroplardan müteellim olduğu gibi arzın zelzele ve ihtizazatından yani depremmesinden, de, depremlerden, bunun uzayda bir geçtiği yerden bir daha geçmeden bu kürriye arzın hareketinden ve kainatın kıyamet hengamındaki zilzal suresi var ya zelzeleyi kübrasından müteellim oluyor. Yani yakın bir zamanda gelecek güneşin dürüldüğünü, yıldızların kararıp döküldüğünü, dağların yerinden çıktığını, denizlerin yandığını, berzah aleminden müşahede edeceğiz böyle. Evet. Hem nasıl ki hurdebini bir mikroptan korkar, ecram ı ulviyeden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar. Hem nasıl ki hanesini sever, koca dünyayı da öyle sever. Hem nasıl ki küçük bahçesini sever, öyle de hadsiz ebedi cenneti dahi müştekane sever. Elbette böyle bir insanın mabudu, Rabbi, melceği, halaskarı, maksudu öyle bir zat olabilir ki, umum kainatı onun kabzayı tasarrufunda zerrat ve seyyarat dahi tahtı emrindedir. Elbette böyle bir insan daima Yunus aleyhisselam La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin demeye muhtaçtır. Subhaneke la ilme lana illa me allemtene inneke entel alimun hakim. El Fatiha.